Soğan turşumuz hazır. Kebapçıların sır gibi sakladığı soğan turşusu bu arkadaşlar. İçinde acı biber yok, sarımsak yok. Harika bir turşu. Merhabalar, Arnesi mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kebapçıların, köftecilerin yaptığı bir turşudan bahsedeceğim. Kırmızı soğan turşusu arkadaşlar. Biz bunu yapıyoruz köftelerin yanında. Kebapçılar yapar, köfteciler yapar. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Gerekli olan malzemelerim: 1 kilo kırmızı soğanım var, kaya tuzum var, toz şekerim, tane karabiberim, defne yaprağım, kişniş tohumum ve sirkem var. Sizlerle birlikte yapması çok kolay olan fakat lezzeti harika olan soğan turşusu yapacağız. Yarım ay şeklinde doğruyoruz. Siz yuvarlak da yapabilirsiniz. Biliyorsunuz mor soğan çok faydalı. Beyaz soğana göre bunun faydaları, şifaları daha fazla. Mutlaka yapın, deneyin. Köfte ekmeğin arasında çok güzel gidiyor. Et yemeklerinin yanında harika oluyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Sizler de yapın. Bu lezzetten tadın. Bilenleriniz vardır. Ben bilmeyenler için söylüyorum. Beni ilk defa bu video ile izliyorsanız, kanalıma hala abone değilseniz, ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğenirseniz, küçük bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Paylaştığım videoları sosyal medyada arkadaşlarınızla paylaşırsanız, bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Soğanlarımı doğradım, bitti. Şimdi kavanoza yerleştiriyorum. Çok kolay, çok lezzetli, harika bir tarif. Bir tatlı kaşığı kaya tuzu koyuyoruz. Çok fazla tuz koymaya gerek yok. Yumuşatmaması gerekiyor. Bir tatlı kaşığı da toz şeker koyuyoruz. Tuz fazla koymaya gerek yok. Çok fazla beklemiyor çünkü hemen bitiyor. Şöyle birkaç tane karabiber saymadan ve kişniş tohumu. Bunlar çok güzel aroma veriyor. Mutlaka koyun. Birer çay bardağı elma sirkesi koyuyorum ben. Size elinizde olan herhangi bir sirkeden koyabilirsiniz. Mutlaka yapın, tavsiye ediyorum. Hazırlaması sadece 5 dakikanızı alır. Şöyle ikişer yaprak defne yaprağı yeterli oluyor. Ve üzerine kaynamakta olan sıcak suyumdan ilave ediyorum. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Bu kadar kolay, bu kadar lezzetli turşudan sizler de yapın. Köftenizin yanında, et yemeklerinizin yanında harika bir garnitür olsun. Bunu bugün yaptım. Bunlar 3 gün önce yapıldı. Renkler de böyle oluyor. Değişiyor durdukça. Şimdi sizler için 3 gün önce yaptığım kavanozu açıyorum. Son halini de görmenizi istedim. Nefis. Bugün yap, yarın ye. Bir günde hazır. Sudan çıkarınca rengi böyle oluyor. Harika bir lezzet. Çıtır çıtır. Sizlere tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın. Köftelerinizin yanında, kebaplarınızın yanında, et yemeklerinin yanında harika bir lezzet. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.